Peki ben Canan'a bir şey sormak istiyorum. Canan'cığım, evi ilk gezdin, gördün ve dedin ki Zeynep'in eviyle eşdeğer burası. Çok temiz değil, tozlu. Neresi tozluydu? Banyoda, çekmecende tozlar vardı. Neresinde? Bakın Zeynep'in evini de zaten temiz bulmuştuk genel olarak Fatma abla. Evet, ben Zeynep'in evini şeydim. De genel olarak temiz bulduk. Ama sen banyoda, ikisi, çekmecede... ikisinin evi içinde lütfen, çok temiz değil. Bak, oralara sizden önce kamera girdi küvete. Hı-hı. Ve Kadir Bey kendi inceledi. Evet. Tamam mı? Yani sizden önce de girildi. Sizden önce girilmemiş olsaydı başımın üstüne derdim ben. Neyse, tamam. Tamam Fatma işte... ablacığım, bana da tozlu Fatma dediniz. Fatma abla, sizin aynaları da gördük. Hiç o yüzden tamam, kadın üstüne... Evinde orada ellenilmemiş radyatörleri de gördük. Böyle bir karış toz vardı üstünde. Bence ben şu an laf etmediğim için ben söylemek istiyorum. Seçtiğiniz için. Seda, sen neden Fatma Hanım'a böyle bizim gibi objektif değilsin bugün? Ne Fatma Hanım'ın bir böyle fan sayfası kuracak gibisin şu an. Adaletli şu an. Gerçekten. Ne Oğlum, alakası var ya? Kesinlikle şu an neden bir savunmaya girdin? Ne yapmaya çalışıyorsun şu an, anlamaya çalışıyorum. Kadının bence masası hepinizden daha güzel. Sibel'inkini görmedim. Sibel'i katmıyorum. Tamam, ben... Hepinizden daha güzel. Ve kadına etmediğiniz lafı bırakmadınız. Bir şey demedik ben ki. Ben Seda'nın adaletini şey söyleyeceğim. Fatma Hanım'dan beklediğim masa değildi dedim. Bu kadar. Benim menfaatim olabilir şimdi Fatma abladan ya. Ya benim... Arkadaşım sen bence, değil, değil. Seda, sen bence size sana az puan verdiğimiz için onun açısını çıkartıyorsun evet. Şu an. Sen peki bugün Canan'a ya da Zeynep'e sinirlendin ya şu anda biraz evet, gerginsin. Evet. Bundan dolayı Fatma ablaya böyle bir fazla puan verme gibi yaparım, bir düşüncen var mı? Yaparım. Çünkü bunun benim aynısını Canan'da yapmışsın. Benim yaptı, fikrim evet. Yani Kadir'cim hakkım değil mi istediğim puanı vermek? Zeynep dün beni deli etti zaten. Yok el açmasıymış, yüksek puan gerekirmiş. Elinle açtın da olmamış Zeynep'ciğim, olmamış. Sırf Zeynep'e inat, Canan'ın böreğine övgüler yağdırdım. Canan'ın böreği iyi miydi? Tek iyi olan yanı sucuktu. Sucukcuğum, tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir tat katmıştın. Canan bunu yapamadı ama. Sırf Zeynep'e inat artı bir puanı verdim. Yani sen Canan'ın evinde sadece Zeynep'e sinir oldun diye... Börek iyi değildi ama sucuk iyiydi. O yüzden bir puan fazla verdim. Dedim. Evet. Peki bu büyük finalde son günde Sibel'in önüne de çıkabilir. Yani o yaparım. Bir puan fazladan dolayı Sibel sen 15 bin lirayı kaçırabilirsin. Yani ne diyeyim? Bana yani ben şimdi gerçekten. Biz şimdi lezzete, temizliğe mi puan veririz? Evet. Ben ona gıcık kaldım sana. Kişisel valla geçemiyorum önüne, profesyonel. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Yarışmaya girdiysen profesyonel olman gerekiyor. Biz ne adalet neyse ben de onu uygulamadım. Yanlış yapıyorsun. Şimdi Seda'nın bu yorumuna ne diyorsun? Yani şimdi... senin yemeğini beğendiği için değil, sadece Zeynep'e gıcık aldığı için. Yani belki sen Zeynep'ten önce yarışsaydın sana yüksek puanı vermeyecekti. Şimdi yok, Seda'nın kesinlikle profesyonel bakması gerekiyor. Hepimizin öyle. Beşimiz birbirimize rakibiz ama burada temizliğe ve yemeğe puan veriyoruz. Yani ben Seda'yı... Ben de temizliğe ve yemeğe puan vermeyeceğiz. Ben Seda'yı mesela ilk gün tanımıyorduk. Bak değil mi, sana dair hiçbir şey Seda'cığım bilmiyorduk. Seda'cığım bana söyleyemez. Sadece temizliğine ve yemeğine puan verdi. Vermediniz. Zeynep, Seda bunu bana söyleyemezsin. Bana puan vermediniz ki arkadaşlar. Ben sana 6 puan verdim. Seda, ben Seda'ya bir şey söyleyemeyim. Bak, duymuyorsun. Hak Seda, etmedim. İşine gelmediğimi duymuyorsun. Ben sana tam 6 puan verdim ve o evine verdim. Ha, evet. Peki bir şey soracağım. Canan ve Zeynep. Zeynep sana sorayım. Evet, İlk buyur. Gün Seda sağlıklı şeylerden bahsetti. İşte ben öyle yağlı, çok fazla kızartma şey yemiyorum. Ve sen Seda'nın bu demesini kıskanaraktan mı senin gününde limonata yaptın? Hayır, böyle doğru bir şey yok. Bir şey? Ben misafirlerime zaten onu planlamıştım. Havaların sıcağından. Peki günlük yaşamda da sen bunu yapıyor musun? Ben çok yapıyorum. Dediğim gibi benim çocuklarım da çok severek içiyorlar. Onların da o tattan, lezzetten faydalanmasını istedim. Ama Seda Hanım bize zaten karşılamada herhangi bir ikramda bulunmadığı için belki bunu kıskanarak bir hırsla söylemiş olabilir. Anladım. Bir şey söyleyeyim mi hanımlar? Gerilmeye falan hiç gerek yok. Buyurun, tabii. Güzel ikramlarımızı yiyelim. Hoş bir vakit ondan geçirelim. Ondan bir cevabımı vereyim Fatma Buyurun. Ablacığım. Ondan sonra ilk gün bir geldiler. Benden gözleri çok korktu. O kadar korkarak baktılar ki bana. Sonrasında hepsi böyle şeymiş gibi, sanki parayla alıyormuş gibi ceplerinden puanlarını Seda, verdiler. Seda, o masanın neyinden korkayım? Tatlım, biz senin evine geldik. Sen bizi bomboş bir orta sehpada, altında halı da yoktu. Hadi onlara girmiyorum. Halı vardı. Öyle bir, yani paspas diyelim biz ona. Onunla karşıladın. Daha sonra masana geçtik. Hani hangi birini sayayım? Artık onu kurabiye şekilsiz olarak önümüze koyduğun kurabiye muhteşem mi? Muhteşem bir tadı vardı mı desem onu? Evet, incirli bir karışım. İncirli karışım diyorum ben ona. En azından unsuz bir hani şekilde hep böreğini söylüyoruz. Hep böreğini söylüyoruz. Evet, belki hani diyeceksin ki böreğimi evet, dilime evet, doladınız bir doladınız. Bir börek.
Ama onun dışında zaten senin masanda herhangi bir böyle bir ahenk yoktu. Bir uyum yoktu. Bütün parçalar... Sen de çok mu vardı bir Zeynep? Bir puzzle vardı. Senin masan bir puzzle'dı. Sen o limonatayı dahi bırak, bir kahve olsun ya da herhangi bir şey. Bir çikolata, bir lokum bile ikram etmedin. Sen de çok gittiğimiz mu vardı her ahenk? Evde, hepimize nezaketen de olsa birer bir... Sen bize bir kolonya dahi ikram etmedin. Yani o yüzden bunların bu konularda sen yorum ilk yapma. İlk gün yarıştığım sen içindi. Sen yorum yapma. Bunların sen hepsi ilk gün yarıştığım içindi. Şey potansiyel... Sahip İlk gün yarışsaydın onların hiçbirini ikram etmezdin. Ne limonata ikram ederdin, ne yanında başka bir şey ikram ederdin. Hiçbir şimdi şey ikram şöyle etmezdin. Ben sen çayı unuttun anlaşılsın. Senin konuşmaya hakkın var mı ya? Arkadaşım ezbere konuşuyor. Seda Hanım, Zeynep Hanım bir dakika bir söyleyeyim. Şöyle, çay getirmemiş bize çay saatinde hala. Aslında hepimiz mükemmel kadınlarız. Ama evet, iki saatin içinde yapabildiğimizi de yapamadık. Evet. Yapmaya çalıştığımızı da yapamadık. Veya yapmış olduğumuz şeyler, tercihler yanlıştı. Yarışma modunda olduğumuz için. Mesela Canan Hanım hepimizden daha iyi bir tercih yapmış. Ya. Canan yani, da garanticiydi. Söyledik yani zaten. Çünkü neden? İyi bir tercih yapmış. İki saatte yapabileceğini yapmış. Beş mesela çeşit. Benim iki kız tane Canan hamurum vardı. Kız Canan adı marifetliği değil de garanticiye çıktı. Vallahi öyle oldu. Hayır, yani. Bak, benim iki kimse tane de demiyor ki arkadaş bu kız keki kabartmış, bu kız keki pişirmiş.